Yapay zeka bilgisayar mühendisliğinin yerini alır mı? Yapay zeka, ilk önce bir yapay zeka hızlıca bir aktarayım. Yani işte elinizde bir veri var. Bu veriyi analiz ederek bir takım anlam kalıpları türetiyorsunuz. Daha sonra işte bir sorun ile karşılaştığınızda bu anlam kalıplarını kullanarak hızlıca bir çözüm önerebiliyorsunuz. Yapay zeka bugün esasında tüm sektörlerin itici gücü oldu artık. Sektörlerin işine yarayabilecek verimliliğini ve etkinliğini artırabilecek çözümler sunuyor. Yani etkinlikten kastım başarıya olabildiğince yakın olma, verimlilikten kastım aynı paraya daha çok iş yapabilme. İşte bugün sağlıkta işte hastalıklara tanı koyan, tedavi öneren sistemler, işte tarımda işçilerdeki hastalıkları tespit eden sistemler, işte e-ticarette işte müşterilerin davranışlarına göre kişiselleştirilmiş öneri sunan sistemlerden tutun otonom araçlardaki karar destek sistemlerine kadar birçok sistem var. İşte iş süreçlerini optimize ediyor, otomatikleştiriyor, karar desteğe yardımcı oluyor. Çok büyük bir önem var. Ama gelelim soruya. Yapay zeka bilgisayar mühendisliğinin yerini bence alamaz. Şu anda hala insanların da makinaların bilgisayar bilimlerinde çözemeyeceği problemler var. Yani bunlar makaleler tarafından tartışılıyor senelerdir. Mesela bir problem imperfect information ismini verdiğimiz, işte bilgi hiçbir zaman mükemmel değildir ki yazılım geliştirme, bilgisayar mühendisinin uğraştığı yazılım geliştirme, yaşam döngü süreçleri tamamen bilgiye dayalır. Siz ilk önce işte probleme ait işte ihtiyaçları belirlersiniz, bu bir bilgidir. Müşteriden problemi alır, ihtiyaçları belirlersiniz. Daha sonra ona uygun sistem tasarlarsınız. Bu da bir bilgidir. Hep sürekli bilgiler açığa çıkıyor ama bu bilgi hiçbir zaman sabit durmuyor. Zamanla değişiyor. Yazılım geliştirildikten kullanılırken bile bu bilgi sürekli değişiyor. Yani bu sorunu ele alabilmek için de yazılım geliştiriciler işte iteratif yaklaşımlar izliyorlar. İşte ilk önce bir en öncelik verilen ihtiyaçlara yönelik bir tasarım yapıyor, bir prototip geliştiriyor, müşteriye gösteriyor. Onu sürekli güncelliyor ta ki müşteri memnun ona dek. Yani şimdi yapay zekanın bilgiyi mükemmel hale bir çırpıda elde getirebilmesi için doğaüstü güce sahip olması gerekiyor. Yapay zekayı işleyecek olan kişinin donanımlı olmasında yalnızca kendi bölümü değil, diğer bölümlerden de belirli bilgileri alması gerekir mi? Yani donanımlı olması gerekir mi? Yani esnek eğitim alması gerekiyor. Tabii kesinlikle. Bu hemen cevaplayayım. Şimdi bir kere biz bilgisayar mühendisleri olarak farklı birçok alana hakim olmamız gerekebilir. Şimdi bakın yazılım her yerde. Yazılım her yerde. Yani her cihazın içinde yazılım var. Bakın şu kalemin içinde yazılım yok ama yazılım içeren bir makine tarafından üretiliyor. Evet. Yani her dünyayı artık kontrol eden bir güç. Yapay zekanın önemi tabii bir hayli arttı. Burada esas sorun teşkil ediyor. Yani biz yapay zeka sistemleri geliştirebiliriz ama sonuçta geliştirdiğimiz bu yapay zeka sistemleri birer yazılım sistemi. Bunu asla unutmamalıyız. Yapay zeka sistemleri birer yazılım ve bunlar farklı problemlere odaklanıyor. Bunlar birer yazılım sistemi. Bizim yapay zeka kısmı da bu yazılım sistemi içerisinde veri analizi ile ilgili bir kısımken bu yazılım sistemi içerisinde birçok farklı diğer kısımlar var. Kullanıcı etkileşimi sağlayan arayüz modülleri var. İşte hangi problem alanında bir çözüm üretiyorsanız onun hesaplama birimleri var, işte fonksiyonel birimler var ve kalite unsurları var. Şimdi siz eğer sadece yapay zekaya odaklanırsanız geliştirdiğiniz sistem tekrar kullanılabilir, farklı problemlere adapte olabilen bir sistem olmayabilir. Sürdürülebilir bir yazılım geliştiremeyebilirsiniz. Bu çok büyük bir engel. Üniversitelerde yapay zeka mühendisliği bölümü açılıyor. Burada dikkat edilmesi gereken soru, bu üniversitelerde, bu bölümlerde yazılım mühendisliği dersi var mı? Çok önemli bir sorun. Çünkü unutmayalım, asıl sorunumuz, bütün Avrupa bugün buna odaklanıyor. Sürdürülebilir yazılım geliştirme. Yani kolay değiştirilebilir, farklı durumlara kolay adapte edilebilir. Bölümünüzdeki öğrenciler hangi becerileri kazanıyor? Bu becerileri kazanırken neler yapıyorsunuz? Yazılım mühendisliği üzerine bir araştırma grubumuz var. Keza burada yani yapay zekada bir yazılım sistemi olduğu için yapay zeka destekli karar destek sistemleri de geliştiriyoruz. Ama bile bunu çözmeye çalıştık. Misyon odaklı çalışma nedir? Şimdi mesela herkesin hayattan bir beklentisi var. Öğrencilerin işte ikinci sınıftaki öğrenci işte iyi bir şirkette staj yapmak istiyor. Son sınıftaki öğrenci işte yurt içi yurt dışı iyi bir üniversitede burslu bir şekilde yüksek lisans doktora programına kabul almak ya da çok iyi bir şirkette işte kariyerini ilerletmek istiyor. Ben öğrencilere misyon odaklı çalışmayı aşılıyorum. Yani kendi araştırma grubumuz ve derslerin vasıtasıyla misyon odaklı çalışma nedir? Şimdi siz probleminizi biliyorsunuz. Probleminiz işte iyi bir üniversitede yüksek lisans ya da doktora kabul almak. O zaman ilk önce bu problem hakikaten ulaşabileceğiniz bir problem mi? Yani buna karşı motive misiniz? Bu çok önemli. Yani ulaşamayacağım bir doğru yürümemezsin. Ulaşabileceğim bir problem olduğunu düşünüyorsan hemen hedefleri belirliyorsun. Hedefleri belirledikten sonra her hedef bir soruna tekabül etmeli. Sonra her hedefi de yönelik çalışmalar yürütürken ne kadar başarılı olduğunu ölçebilmen gerekiyor.
gerekiyor. Kriterlerinle, yani o hedefe yönelik kriter. Çünkü bazı durumlarda o hedefe yönelik çalışıyorken sen o kritere bakarak anlık olarak sorun varsa o soruna yönelik yeni bir planlama yapabilirsin. Ve zaman çok önemli. Zaman kısıtlaması. Yani motivasyon, hedef ve zaman kısıtlaması. Bilgisayar mühendisi bölümünün mezunları nerelerde çalışacak? Her yerde çalışacak. Bilgisayar mühendisi ile yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi yazılım mühendisini kapsar. Yani yazılım da esasında donanım içerisinde yer alır. Bilgisayar mühendisi donanım ve yazılımı bir arada tutan kapsamlı bir alandır. Tabii yazılım artık her yerde, biraz önce bahsettiğim gibi. Tüm sektörlerin yazılıma ihtiyacı var. Çünkü tüm sektörlerin otomasyona ihtiyacı var. Otomasyon nedir? Verimlilik ve etkinlik. Aynı paraya çok iş yapmak ve daha çok başarılı olmak. İşte bunun için yazılıma ihtiyaçları var. Artık bugün birçok şirket yazılım şirketi oluyor. Bugün otomotiv endüstrisi artık yazılım fabrikası oluyor. Otomobil şirketleri. Uçak fabrikaları yazılım fabrikası oluyor. Bugün tıbbi cihaz üreten şirketler yazılım geliştiren şirket olma yolunda gidiyor. Yani her yerde çalışabilirler. Her endüstride dijital çözüm geliştiren şirketler var. Buralarda çalışabilirler. Bugün mesela afet yönetimiyle ilgili kurumların yazılım şirketi olması gerekiyor. Bugün park yönetimiyle ilgili kurumların araç park yönetimi yazılım şirketi olması gerekiyor. Çünkü problemlerini ölçüyor. Bizim burada da bilgisayar mühendisleri çalışacak. Yani yazılım da geliştirebilir, tasarım da yapabilir bilgisayar mühendisleri. Bilgisayardan problemi alıp bunu ihtiyaç olarak netleştirebilir de, yani iş analisti gibi de davranabilir. Ya da bir sistem mühendisi gibi işte ihtiyaca yönelik bir sistemin ön tasarımıyla da ilgilenebilir. Birçok farklı pozisyon ya da internete açılan bir yazılım sisteminin işte veri güvenliğiyle ilgilenebilir. Veri güvenlik mühendisi gibi birçok alanda çalışabilirler. Çalışabilir diyorsun. Hocam, şimdi üniversitenizde bir akıllı park sistemi projesi var. Sizin bölümün. Evet. Buna da bir değinelim. Tabii. Bizim bu da misyonlarımızdan biriydi. Misyon odaklı çalışmayla gerçekleştirdiğimiz projelerimizden biriydi. Biz şimdi bu problemi esasında biz endüstri laboratuvar olarak kullanıyoruz ama bu problemi de direkt sosyal hayatta keşfettik. Dedik ki işte araçlarını park etmek isteyen şoförler günün belli aralıklarını işte uygun park yeri bulmak için harcıyorlar ve bu sorun yaratıyor. Ne sorun yaratıyor? Çevre kirliliği yaratıyor, trafik sıkışıklığı yaratıyor, zaman kaybı, işte birçok sorun yaratıyor. İşte stresli şoförler. Şimdi bunu biz bir araştırdık. Yani literatür taradık. İlk önce bakın misyon altında hedeflerim var şu anda. Literatür taradık, problemi iyi anlamaya çalışıyoruz. Literatür taradıktan sonra paydaşlar arasında bir anket yaptık. Onların, yani bu sorun içerisindeki paydaşların görüşlerini aldık, beklentilerini, yaşadıkları zorlukları. Sonra problemi netleştirdik. Sonra dedik ki bir eksik fark ettik. Bakın, eksik akıllı park yönetim sistemi geliştirmek için jenerik, yani herkesin tekrar kullanabileceği bir kılavuz mimarisi yok. Bir, yani hazır bir tekrar kullanılabilir bir çözüm yok. Biz burada bakın bu problemi bulduk. Şimdi ona uygun bir hedef belirledik ve bir jenerik bir çözüm tasarladık. Bu jenerik çözümde işte akıllı park yönetim sistemi içerisinde yer alan tüm paydaşlar, bunların sistemle ilişkileri, işte böyle bir sistem içerisindeki sorunlar nelerdi, bu sorunların çözümünü nasıl tekrar kullanılabilir şekilde tasarlayabiliriz, bunların sorularını cevapladık. Hatta bilimsel bir yayın hazırladık bu çalışmayla ilgili ve bu yaptığımız çalışmayı da hedefimiz bunun bir kanonik model haline gelmesi. Yani kanonik nedir? İşte standartlaşmış, otoritelerce kabul edilen bir çalışma. Biz bunu gittik İSPARK Genel Müdürlüğü'ne de hatta sunduk. Yani dedik bakın biz böyle bir çalışma yaptık, elinizin altında bulunsun dedik, bir toplumsal duyarlılık görevi göstererek. Yani amacımız, çünkü biz araştırmacıyız. Amacımız ne yapıyorsak yapalım, işte topluma katkı sağlayalım. Hedefimiz o. Onun için onu da yaptık. Şimdi bir sonraki misyonumuz ise, bir sonraki hedefimiz ise öğrenciler şimdi elimizdeki o jenerik çalışmaya bakarak bir uygulama geliştiriyorlar. Şu anda ve bunu tamamen lisans öğrencileri yapıyor bakın. Tamamen lisans öğrencileriyle bu projeyi yürüttük. Bunun gibi birçok proje yürüttük. Misyon odaklı çalışmayla. Uluslararası bir konferansa da ev sahipliği yaptınız. Neydi evet, o? Dünyanın en iyi yazılım mimarisi konferanslarından birini çok uzun uğraşlar sonucu Türkiye'ye getirdik. Kriterleri belirledik. Eğer bir performans düşüklüğü varsa oraya yeni kaynak atadık ve başarılı yürüttük. Yani 17. senesiydi. 30 farklı ülkeden 100'ün üstünde çok tanınmış bilim insanı geldi ve 17. serisinin en iyi seri olduğunu söylüyorlar. Ve şu anda bize farklı ülkelerden konferans organizasyonu ile ilgili davetler geliyor. Yani orada çok başarılı bir iş çıkardık lisans öğrencileriyle yine. Ticaret firması nasıl bir sorun yaşıyor? Sürekli her sene içerisinde bir takım firmalarla çalıştaylar düzenliyoruz. Bu çalıştaylarda bizim lisans ve yüksek lisans öğrencilerimiz ileri yazılım teknolojileriyle ilgili sunumlar yapıyorlar ve daha sonra o firmadaki mühendislerle beraber bir beyin fırtınası yapıp sorunlarını anlayıp projeleştirmeyeceklerimize bakıyoruz. Yazılımı geliştiren bir firma bize dedi ki kendi müşterilerimiz için web uygulamalar geliştiriyoruz. Fakat bu web uygulamalarını müşterilerin, yani benim müşterimin, toparlıyoruz hocam. Aynen, müşterisinin deneyimine göre test edebilen otomatik bir platform geliştirebilir misiniz? Bunu da lisans öğrencileriyle beraber TÜBİTAK fonu desteğiyle başardık.